Bugün size orijinali Duke Üniversitesi felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Adela Dinova tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bu video 17. yüzyıl ortalarında yaşamış İngiliz bir filozof olan Margaret Cavendish ile ilgili video serimizin ilk bölümü. Cavendish yaşadığı dönemde şiirleri, tiyatro oyunları, mektupları, nutukları, kurgu eserleri ve eşi için yazdığı biyografi ile tanınırdı. Eşinin biyografisi o kadar meşhur olmuştu ki vefatından sonra bile defalarca basılmıştı. Varlıklı bir aristokrat olan Cavendish son derece savurgan bir yaşam tarzını benimsemiş ve bu yaşam tarzını da bir yazar olarak toplumsal imajını güçlendirmek için oldukça başarılı bir şekilde kullanmıştır. Alışılmadık üslubu ve aleni şöhret arayışı sebebiyle çılgın merç lakabını da almıştır. Sonuç olarak kendi dönemindeki ve kendisinden sonraki dönemlerdeki akademisyenler tarafından ciddi bir filozof olarak değil de eğlenceli bir yazar olarak anılmıştır. Aslına bakarsanız Cavendish zeki bir doğa filozofuydu. Felsefe ya da akademik dil konusunda eğitimi olmamasına rağmen en son bilimsel gelişmeleri takip etmiş ve felsefi tartışmalara girmekten hiç çekinmemiştir. Eserlerinde Kartezyen düalizminden, Thomas Hobbes'un materyalizm üzerine görüşlerinden, doğa ve nedensellik üzerine fikirlerden bahsetmiştir. Cavendish'in doğa felsefesine olan ilgisinin genç yaşlarda kardeşi John'un etkisiyle geliştiğini düşünüyoruz. John, Kraliyet Derneği'nin kurucularından olan bir akademisyendi. Eşi ve en büyük destekçisi olan William Cavendish sayesinde de doğa felsefesine olan ilgisi tutkuya dönüşmüştür. Atların eğitimi üzerine yazdığı eserlerle de tanınan eşi William, daha sonra Newcastle dükü olmuş ve İngiltere'nin en varlıklı aristokratlarından biri olarak kabul edilmiştir. Margaret la William Fransa'da tanışmışlar. Margaret o dönemde Nedime olarak sürgünde olan Henrietta'ya eşlik ediyormuş. 1642'de patlayan bir iç savaş yüzünden kraliyet üyeleri ve krala sadık olan aristokratlarla bilim insanları Fransa ve Hollanda'ya kaçmışlar ve kraliyet 1660'larda yeniden güç kazanana kadar da orada kalmışlar. Kevin Dish'in eşi entelektüel olduğu kadar toplumsal açıdan da önemli biriymiş. Kendisinden 30 yaş büyük olan eşi saygı duyulan ve toplum üzerinde etkili figürlerden biriymiş. Aynı zamanda felsefeye ilgi duyan amatör bir bilim insanıymış. Ünlü filozof Thomas Hobbes onun akıl hocasıymış. William, Margaret'i bir süre sonra Newcastle ya da Cavendish Camiası olarak tanınacak olan sürgündeki Fransız ve İngiliz bilim insanlarıyla tanıştırmış. O dönemin felsefe alanında ünlü isimleri de bu camiadaymış. Thomas Hobbes, Canon Digby, Walter Charlton gibi İngiliz filozofların yanında René Descartes, Pierre Gassendi ve Marin Mersenne gibi Fransız filozoflar bu gruba dahilmiş. Bu filozoflar tarafından tartışılan yeni mekanik felsefe Kevin dışı derinden etkilemiş ve doğa felsefesine ilgi duymasına sebep olmuş. 1960'larda eşiyle birlikte İngiltere'ye döndüğünde doğa felsefesini konu alan 5 adet eser ortaya koymuş. Bir sonraki videoda Kevin Dish'in 1660'ların İngilteresinde doğa filozofu olarak gelişimini ele alacağız. Hoşçakalın.